bir arazide yürümeye başlıyor. Başlangıç noktası burası. 5 metre gidiyor. Sonra 20 derece sağa dönüyor. Bakın şurası dümdüz gitmesi gerekiyordu ama 20 derece döndü. Şurası 20 derece. Gittiği mesafe 5 metre. Tekrar 5 metre gidiyor. Tekrardan dümdüz gidecekken şuradan yine bakın 20 derece dönüyor. Şurası 20 derece. Tekrar gidiyor. Giderken yine 5 metre. Tekrar 20 derece yine dönüyor sağa doğru. Bakın şurası yine 20 derece. Bu şekilde devam ediyor. Bakın çokgen oluştu burada. Düzgün bir çokgen oluştu. En son sağa dönerek dönerek en son başlangıç noktasına bakın dümdüz geliyor yine. 5 metre yürüyor burada. 5 metre yürüdükten sonra şurası 5 metre. Yine dümdüz gideceği yere yine sağa dönüyor. Yine burası 20 derece. Şimdi bu çokgenimiz kaç kenarlıdır? Bakın dış açısı 20 derece. Hep 20 derece dümdüz gidiyor. Sonra tekrar dümdüz giderken 20 derece ile sağa dönüyor. Şöyle şurası 20 derece. Dış açıları hep 20 derece olan düzgün bir çokgen. Bir dış açısı 120 derece ise bu kaç kenarlıdır? 360'ı 20'ye böldüğünde 18 kenarlı bir çokgendir. Düzgün çokgendir. 18 kenarlı olduğuna göre bir kenarı da 5 metre olduğuna göre 18 kenarlı bir şeklin çevresi nedir? 18 kere 5'ten 90 metre olması gerekir. 90 metre yol gidip tekrar başlangıç noktasına döndü. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şekildeki AC kenarları çakışık olan ABC eşkenar üçgeni ile ACD ikizkenar üçgeni verilmiştir. Şimdi ABC üçgeni eşkenar üçgen. O zaman açılarına biz 60 derece, buraya da yine 60 derece yazabilirim. Burası da 60 derece olacak. 60'tan 18 çıkınca buraya 42 kaldı. Ve bu eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenimiz aynı zamanda bakın şu ortak kenar AC ile de AD eşitmiş. Burası aynı zamanda da ikizkenar üçgen. Şimdi burada bakın şurada ikizkenar üçgen olduğunu gördük. Şu ABD üçgeninin ABD açısı 42 ise yine bu D açımız da yine 42 olacak. O zaman şu açımızı bulalım biz. CAD açısını bulalım. Üçgenin iç açılar toplamı 180'di. O zaman 42'den 2 tane var. 84. 84'e de bu 60'ı ekledik. 144. 180'den çıkarttığımda 144'ü 36 derece kalıyor. Burası 36 derece. İkizkenar üçgenin tepe açısı 36 ise taban açıları nedir? 180'den 36'yı çıkartırsam yine 144 kalır. 144'ü 2'ye böldük. 72 derece. Burası da yine 72 olacak. 72 olması için buraya da 30 kalıyor. Şimdi bu açılarımı yerleştireceğim. Yine ikizkenar üçgen. Bu da eşkenar üçgenimiz. Eşkenar üçgenin kenarı ile bu ikizkenarlar birbirine eşitti. Bakın şu kenarla. Şimdi burada ikizkenar üçgenimin taban açıları 72 dereceydi. Burası da yine 72 derece. Eşkenar üçgenimin de açıları 60 dereceydi. 60. Burası da yine 60 derece. Ve burada bakın yine ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı 132. 72, 60 daha 132. O zaman biz buradaki bakın şu buraya y dersem, buraya da y dersem bu y açılarını bulabilirim. 72 ile 60'ı topladım. 132. 180'den 132'yi çıkarttık. 48. 48'i de 2'ye böldüğümde 24 çıkıyor. Bu y açılarımız 24. Burası da 24. Yine burası da 24. Bana x açısını soruyor. İkizkenar üçgenin şu tepe açısı kaç dereceydi? 36'ydı. 36'dan da 24'ü çıkarttığımda x açısını 12 olarak buluyorum. Doğru cevabım D şıkkıdır. Şekil 1'deki ABC üçgeninin iç bölgesinde bir K noktası işaretleniyor ve bu kağıt AK boyunca kesiliyor. Sonra sol parçanın A köşesi, B köşesi ile
Sağ parçanın da yine A köşesi C köşesi ile çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi katlanıyor. Bakın şimdi bu A köşesini buraya kadar kestik. Kestikten sonra bu kenarı B'nin üzerine tam olarak getirdik. O zaman bakın şurayı şöyle bir üçgen çizdiğimde demek ki şurası şu iki parça birbirine eşit. Tam bu üst üste geldiğine göre bu iki parça birbirine eşit. Yine aynı şekilde bakın A köşesi yine C köşesinin üzerine geldiğine göre yine bu iki parça da kendi arasında eşit. Tam üst üste gelmiş çünkü. Devam ediyorum. Daha sonra da bakın daha sonra çift katlı üçgenler BK ve CK boyunca katlandığında da yine burada çakışıyorlar. Bakın D köşesini katlıyorum. Tam olarak buraya gelmiş. Demek ki şu parçayla yine burada katladığımda oluşan bu parça birbirine eşit. EC'deki EC parçasıyla da yine katlıyorum ve o da buradaki parçaya yine eşit olacak. Şuraya da D noktası diyelim ve E noktası diyelim. Parçalar birbirine eşit oldu. DB ile BD, BD eşit. EC ile de CE eşit. Sonra en son olarak da yine tekrar ikiye katladığımda tam olarak üst üste geliyorlar. Buradan da ne anlıyorum? Bakın bu parça ile bu parça, bu iki parça birbirine eşitmiş demek ki. O zaman şöyle çizdiğimde yani şu iki parça da birbirine eşitse o zaman bu bir eşkenar üçgendir. Bütün kenarlarına ben x, bütün kenarlarına bu parçalara x diyebilirim. O zaman bu eşkenar üçgen olmak zorunda. Birinci madde ABC eşkenar üçgendir. Evet, şuradaki parçaların her biri birbirine eşit. Demek ki bu eşkenar üçgendir. K noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Şimdi K noktası burası. Bakın eşkenar üçgende tepeden şu tabana inen kenar ortayı hem kenar ortaydır hem yüksekliktir hem de açı ortaydır. Kenarı ikiye böldüğüne göre bakın bu kenar ortay. Yine bu şekilde bakın eşkenar üçgende tam ikiye böldüğüne göre yine bu da kenar ortaydır. Yine bu da bakın yine ikiye bölmüş indiği kenarı. Kenar ortayların kesiştiği nokta ya da ağırlık merkezi diyoruz. Bu da doğru. K noktası ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır. Evet, kenar ortayı indirdik. Eşkenar üçgen olduğu için aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda da yüksekliktir ve dik iner. Aynı zamanda açı ortaydır. Dik indiği için bu aynı zamanda kenar orta dikmedir. Bu da doğru. O zaman 3 cevabımızda 3 öncülümüzde doğrudur. Doğru cevap E şıkkı. BE büyük EC olduğuna göre son şekilde çizilen CF uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Eşkenar üçgen, o zaman buralar 8 olmak zorunda, buralarda 7 olmak zorunda. Eşkenar üçgende tabana indirdiğim dikme tabanı keşif parçaya böler. Burasının 60, burasının 30 olduğunu biliyoruz. Burası 8. 90'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü 4'tür. Burası o zaman 4 köküç olacaktır. Burası zaten DE7 idi çünkü eşkenar üçgen olduğu için 7 bulmuştuk. Dolayısıyla HE'yi Pisagor'dan ne buluruz? 1 buluruz. HE 1 ise EC'ye ne kaldı? 3 kaldı. Buranın 7 olduğunu biliyoruz. Buraya A diyelim. Burası 60 eksi A oldu. Burası 60'tır. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. O zaman burası da 120 eksi A. Burası 60 olduğunu biliyoruz. Eşkenar üçgen. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. O zaman burası da 60 eksi A olacak. Şimdi bu durumda 7, 8, 60 eksi A. Bu EC doğrultusunu 5 santimetre uzatıyorum. Çünkü o zaman eş üçgenler yakalayacağız. Nasıl yani? Bakın FEK'ya bakın. FEK üçgeni eş olmak zorunda. FDC üçgenine. FDC üçgeni. Neden? Neden? Çünkü kenar 7, açı 60 eksi A, kenar 8. Şurası yani AC 8 olmak zorunda. Kenar 7, bakın FE de 7. Burası 8 bulduk yani uzattık 8 yaptık yani burayı 60 eksi A.
Yani kenar açı kenar eşlik şartından bu iki üçgen eştir. Burada 60'ın 60 eksi a'nın gördüğü FC ile o zaman buradaki 60 eksi a'nın gördüğü FK eşittir. Yani burada ikizkenar bir üçgen çıktı. Tabana indirdiğim dikme burayı ikiye böldü. 2,5 2,5 diye ikiye böldü. Burası 2,5, burası 2,5. Şimdi buraya x diyelim. Bizden istediği kenara da y diyelim. Önce x'i bulalım. Bakın bu 7, 5,5 ve x'ten bir Pisagor oluşturalım. Yani dik üçgen var orada. X 7'nin karesi eşittir. X kare artı 11 bölü 2'nin karesi. 5,5 bulmuştuk. Bakın şuraya kadar 5,5. Dolayısıyla buradan x kare eşittir. 49'dan 121 bölü 4'ü çıkarttığımız zaman 75 bölü 4 bulduk. X kare 75 bölü 4 bulduk. Şimdi yine burada bir Pisagor daha var. Y'nin karesi eşittir. X kare artı 2,5'tu bakın burası. Yani 5 bölü 2'nin karesi. X kare 75 bölü 4 bulduk. 5'in 5 bölü 2'nin karesi de 25 bölü 4'tür. Toplarsak 100 oldu. 100 bölü 4 oldu değil mi? Payda da 4. O zaman y kare ne oldu? 25 oldu. Oradan o zaman y'yi ne buluruz? 5 buluruz. Doğru cevap C şıkkı. Fatih öğretmen matematik dersinde tahtaya aşağıdaki soruyu yazmıştır. Bir ABC üçgeni çizin diyor. ABC üçgenini çizdik. Evet, köşe noktalarını da gösterelim. A, B, C. Bu ABC üçgeni üzerinde AB kenarı üzerinde bir D noktası işaretleyin. D noktamızı işaretledik. AC kenarı üzerinde bir E noktası işaretleyin. D ve E noktalarını birleştirdik. Evet. Tabana şu CB'ye paralel olacak şekilde. BC üzerinde de bir F noktası işaretleyeceğim. Ve burada bir üçgen oluşturacağım. Bunları söylüyor soruda. Ve AEEC'nin 3 katı olacak diyor. AEEC'nin 3 katıysa EC'ye x, AE'ye de 3x dedik. Şimdi paralellik varsa benzerlik vardır. Şimdi burada bakın AED üçgeni benzerdir diyeceğiz ABC üçgenine. AE'nin AC'ye oranı 3x bölü 4x. O zaman benzerlik oranımız yine aynı şekilde ED'nin de BC'ye oranı, ED'nin BC'ye oranı da yine 3 bölü 4 olacak. 3 bölü 4 benzerliğimiz var. Yani buraya 3y dersem BC'ye de 4y diyeceğiz. Evet, tabanımız 3y, burada da 4y. Yükseklikler arasında da aynı oran vardır. Yani AED üçgeninin yüksekliğine 3h dersek ABC üçgeninin yüksekliğine de 4h diyeceğim. 4h olması için buraya da h kalıyor. Şimdi burada bakın şu ortadaki FED üçgeninin alanını biliyoruz. Alan FED üçgeni diyelim eşittir. Tabanı 3y bulmuştuk. Bu ED uzunluğunu 3y bulmuştuk. 3y bölü 3y çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. Bu üçgenin alanını 6 birim kare vermişti. Buradan 3y çarpı h eşittir 12. Y çarpı h'ı 12'yi 3'e böldük 4 bulduk. Şimdi biz ABC üçgeninin tamamının yani bu ABC üçgenin alanını bulmak istiyoruz. Alan ABC diyeyim buraya. Alan ABC üçgeni eşittir. Tabanımız 4y. Bu tabana ait yüksekliğimiz 4h. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den eşittir. 4 kere 4 16. 16'yı 2'ye böldük. 8yh çıkıyor. 8 çarpı y çarpı h'ı da biz 4 bulmuştuk. 8 kere 4'ten 32 birim kare çıkar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Üst düzey dikdörtgen şeklinde olan masanın üzerine bir masa örtüsü iki farklı şekilde serilecektir. Kenarlardan eşit miktarda taşmış. Şimdi bu masa örtümüzün kısa kenarına biz
A dersek masanın da yine kısa kenarı A olacak. Bakın şuradaki masa örtüsünün kısa kenarı A. Burası da A. Yine bu şekilde A dersem burada bir kare oluştu. Şekil 2'de oluşan bakın şu masa üzerindeki örtünün alanı masanın yüzeyinin alanının 3'te 1'i kadarmış. O zaman buradaki alanımız bizim A kare ise masanın yüzeyinin alanında 3 A kare olacak. 3 A kare olması için alanımın A ile 3 A'yı çarpmam gerekiyor. O zaman uzun kenarım da masanın uzun kenarı da 3 A olacak. Şimdi masa yüzeyinin çevresi 240 demiş. Masa yüzeyinin çevresi ne olur? Uzun kenar 3 A, kısa kenar A. 2 ile çarptığımda dikdörtgen olduğu için uzun kenarla kısa kenar toplanır 2 ile çarpılır. 4 A ile 2'yi çarptık 8 A, 8 A eşittir 240 olacak. A eşittir 30 çıktı. Bize masa yüzeyinin alanını soruyor. O zaman bizim dikdörtgen şeklindeki masa yüzeyimizin kısa kenarı 30, uzun kenarı da 3 katıydı kısa kenarının yani 90. Bu dikdörtgenin alanı ne olur o zaman? 90 ile 30'u çarptığımda 90 çarpı 30'dan 9 kere 3 27 2700 santimetre kare olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. ABCD karesinin içerisinde alanları 40 santimetre kare olan 6 tane eş dikdörtgen çizilmiş. Birinci şekilde bakın en üstteki dikdörtgenin DC kenarına uzaklığı 8 santim. İkinci şekilde de en üstteki dikdörtgenin C noktasına uzaklığı 2 santimmiş. Bize ABCD karesinin çevresini soruyor. Şimdi dikdörtgenin kısa kenarına A diyelim. Yine burası da A. Uzun kenarına da B diyelim. Burada da yine uzun kenar B, B, kısa kenarına A dedim. Bir denklem kurduğumda 2A artı B, 2A artı B artı 8. Aynı yükseklik eşittir. Bakın bu yükseklik de aynı. 2B artı A artı 2'ye eşit. Şimdi 2A'dan 1A'yı çıkarttık A. 2B'den 1B'yi çıkarttık B. 2'den de 8 çıktı. Eksi 6. Şimdi A ile B arasındaki bağıntıyı bulmuş olduk. Şimdi bir dikdörtgen çizdiğimde kısa kenarım A yerine B eksi 6 yazıyorum. Uzun kenarım da B. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. B ile B eksi 6'yı çarptığımda alanımız kaçtı? 40 çıkması gerekiyor. Buradan çarptığımda B kare eksi 6B eksi 40 eşittir 0 çıkıyor. B, B çarpanlarını ayıralım. 10'a 4 diye ayırdım. O zaman B eksi 10 şuraya yazıyorum. Bakın B eksi 10 çarpı B artı 4 eşittir 0 olarak çarpanlarına ayrıldı. B eşittir o zaman 10 olmalı. Çünkü B burada eksi 4'e eşit olamaz. Bakın bu olamayacağı için B eşittir 10 olmalı. Şimdi B 10 olursa eğer bu karenin bir kenarı kaç olacak? Şuraya 10 yazdım. Yine B 10. A kaç olur o zaman? A da B'den 6 eksikti. Yani 10'dan 6 çıkarttık. 4 oldu. O zaman bakın bu uzunluğumuz karenin bir kenarı 10, 20, 24, 26 santim oldu. Karenin bir kenarı 26 santimse karenin alanı ne olur? Karenin çevresi ne olur? Bir kenarı 26, 4 kenarı var. 26 ile 4'ü çarptık. 104 santimetre olacak. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Şekilde önden görünümü ikizkenar yamuk biçiminde olan bir raf verilmiş. Bu rafa küp şeklinde eş kutular yerleştirilmiş. İkizkenar yamuk biçimindeki rafın önden görünümünün alanı 144 birim kareymiş. Şimdi ben burayı tamamlıyorum bir üçgene ve benzerlik kuracağım. Küpümün bir kenarına da A diyorum. Burası da iki tane küp var yan yana. Buranın uzunluğu da 2A olacak. Şimdi küçük üçgen ile büyük üçgen arasında benzerlik kurduğumda 1 bölü 2 benzerliği var. O zaman yüksekliklerini çizdiğimde bakın. Küçük üçgenin yüksekliğine 1A, büyük üçgenin yüksekliğine de 2A olacak o zaman. Yine aynı şekilde bakın. Bir altta bir tane daha en büyük üçgenime bakalım bir de. 2A'nın şuraya kadar 2A, tamamı da 3A.
Burası da A çünkü. 2A'nın 3A'ya oranı var. O zaman burası 2A olduğuna göre tabanımız bizim. Burası da 3A olmak zorunda. Şuraya 3A yazayım. Şimdi o zaman yamuğun alanını bulabilirim. Yamuğun alanı alt tabanımız 3A artı üst tabanımız A bölü 2 çarpı yüksekliğimiz de 1A, 1A daha 2A eşittir 144 olmuş yamuğun alanı. 4A'yı 2'ye böldük. 2A çarpı 2A eşittir 144. 4A kare eşittir 144. A kare eşittir 144'ü 4'e böldük 36. A eşittir 6 çıkıyor. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Ayrıt uzunlukları verilen prizmanın içerisine bir tane demir küp atılıyor. Bu demir küpün de yarısı suya batmış. Bu küpün yarısı suya batıyor. Bu küpün de bir ayrıtına x demiş. Bütün ayrıtlarımız x. Şimdi burada bakın küpün yarısı suya battığına göre yani şuraya x bölü 2'si batacak suya. Şimdi bizim suyun hacmi ne olur? Normalde 6 çarpı 4 taban ayrıtları belli. Yüksekliği de 2 bölü 3'tü. 6 çarpı 4 çarpı 2 bölü 3'tür suyun hacmi. Artı bir de şu batan küpün hacmini ekleyeceğim. Batan küpün hacmi nedir? X çarpı x tabanı x çarpı x yüksekliği de x bölü 2. Bunu ekledim. Son durumdaki hacmimiz ne oldu? Yine prizmamız aynı prizma. Tabanımız 6 çarpı 4. Yüksekliğimiz bu küpün yarısına kadar su geldi. Yani x bölü 2 olacak. Şimdi bunu çözdüğümüzde bakın 6'yı 3'e böldük 2. 2 kere 4 8, 8 kere 2 16 artı x küp bölü 2 eşittir. Şunlar sadeleşti. 4'ü 2'ye böldük. 2'ye 6 kere 2 12 x'e eşit. Burada her tarafı 2 ile çarptığımda 32 artı x küp eşittir 24x olacak. X küp eşittir 24x eksi 32 olacak. Şimdi burada şıkları denediğimde bakın A şıkkında 2 koyduğumda 2'nin küpü eşittir 24 çarpı 2 eksi 32. 48'den 32 çıktı. 16 çıkıyor. Bu eşit olmuyor. A şıkkı değil. B şıkkını deneyelim. 3'ün küpünü 3 koyduk. 24 çarpı 3 eksi 32. 24 kere 3 72. 72'den 32 çıktı. 40 oluyor. 3'ün küpü 40 değildir. Bu da yanlış. 4 koyduğumuzda x yerine 4'ün küpü eşittir diyorum. 24 çarpı 4 eksi 32'den. 24 kere 4 96. 96'dan 32 çıkınca 64 kalıyor. 64 de 4'ün küpüdür. Bu doğrudur. Doğru cevabımız o zaman küpün bir ayrıtının 4 santim olması gerekiyor. Doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıda iki tane eş kare piramit verilmiş. Bu iki kare piramidi bir dikdörtgenler prizmasının içerisine yerleştireceğim. Üstü açık bir dikdörtgenler prizması. Bu kare piramitlerin taban ayrıtları 10 birim. Piramitlerin yüksekliği de 12. Yüksekliği de 12 santim, 12 birim. Şimdi bunun bir dikdörtgenler prizmasına yerleştirdiğimde dikdörtgenler prizmamızın ayrıtları bakın boyu 20, eni 10, burası da 10, yüksekliği de 12 olacak. Şimdi alt tabanı bulalım, alt tabanın yüzeyini bulalım. 20 çarpı 10, bir tane alt tabanımız var. Ama üstü açık olduğu için bunu 2 ile çarpmayacağım. Artı, şimdi yan yüzeyimin dikdörtgenler prizmasının tabanının en az 10 olması gerekiyor. Yüksekliği de 12. 10 çarpı 12 ama 2 tane var. Bir sağda var yan yüzey, bir de sol tarafta var. Bunu bir de 2 ile çarpacağım. Artı, bir de ön yüzeyimi hesaplayayım. Ön yüzeyim de bakın yine bir dikdörtgen olacak. Bu dikdörtgenimin kısa kenarı 12, uzun kenarı da 20 olacak. 20 çarpı 12. Yine ön yüzeyimden bir de arka yüzeyde var. Bundan da yine 2 tane var. Şimdi toplayalım artık. 20 ile 10'u çarptık 200 artı 2 kere 10 20, 20 kere 12 240 artı 40 kere 12 480. Topladığımda da
200, 240 daha 440 artı 480'den 920 birim kare olması gerekiyor yüzeylerimin toplamının. Doğru cevap E şıkkıdır.